Tamam mıyız arkadaşlar? Evet değerli basın mensupları. Evet değerli basın mensupları, hepinize iyi çalışmalar, sağlıklı günler diliyorum öncelikle. Dün eyvahlar sıralamıştık, bugün fenalıklar sıralayalım istedim. Hakikaten bir fenalıklar ülkesi olduk. Türkiye ciddi bir gerilim yaşıyor, hem sosyolojik hem siyasal hem de ekonomik olarak. Ve bence bunun bir tek sorumlusu var. O da malum zat. Beyefendiye göre muhalefet bir alçak, iki hain, üç terörist, dört beşinci kol, beş bölücü. Muhalefet deyince beyefendinin aklına bunlar geliyor. Fakat bizim aklımıza alçak, hain, terörist, beşinci kol, bölücü deyince şunlar geliyor. Mesela rüşvet aklayanlar aklımıza geliyor. Kul hakkı yiyenler, israf edenler, kamu malını peşkeş çekenler, yolsuzluğu örtenler ve iftira atanlar alçak, hain, terörist ve bölücüdür bizce. Siyasetten zenginleşenler alçaktır. Terör örgütü elebaşılarını televizyonlara çıkaranlar bölücüdür. Kara para aklayanlar haindir. Merkez Bankası'nın içini boşaltanlar alçaktır. Mafyadan harcırah alanlar haindir. Kendi vatandaşından esirgediğini Suriyeli'ye veren bölücüdür. Devlet bankalarını yandaşa kasa yapanlar haindir. Bizce de bunlar akla geliyor. Eskiden bakanların evinde para kasası bulunurdu. Şimdi devletin bankalarının kasaları yandaşın kasası haline geldi. Erdoğan bu ithamlarla ilgili bir cisim arıyorsa vallahi avanesiyle birlikte tam kadro aynanın karşısına geçsinler. Bunların hepsini orada görürler. Değerli arkadaşlar, bir cumhurbaşkanı toplumu ayrıştırıyor, muhalefeti kışkırtıyor ve kendisinden olmayan herkese kin kusuyor, öfke saçıyor. Bu normal bir durum değil. Bu anormal bir durum. Sistemin bütün çarpıklığına rağmen bir cumhurbaşkanının arada bir cumhurbaşkanı olduğunu da hatırlaması lazım. Mesela nerede hatırlaması lazım? Çok değil. Bir yılda 365 gün var. Ben ona 4-6 gün buldum. Cumhurbaşkanı olduğunu, devletin ve milletin temsilcisi olduğunu hatırlayacağı 6 gün, 7 gün buldum. Mesela dün 10 Kasım'dı. Beyefendi kin kustu gene. 23 Nisan'da, 19 Mayıs'ta, 30 Ağustos'ta, 29 Ekim'de, Ramazan Bayramı'nda ve Kurban Bayramı'nda bari dilin zehir saçmasın Erdoğan. Kin kusma. Hem devletin hem milletin birliğini temsil ettiğini maalesef hatırla ya. Eskiden siyasette gerilim olurdu, tansiyon yükselirdi. Ne olurdu? Cumhurbaşkanı devreye girerdi. Şimdi cumhurbaşkanımız gerilimin kaynağı, siyasetin tuzlu ayranı oldu. Limon lazımken tuzlu ayran beyefendi, tuzlu ayran lazımken limon. Böyle bir şey olabilir mi? Bir ülke düşünün, siyasetteki kutuplaşmanın, gerilimin yegane kaynağı kendisi. Defaatle söyledik. Siyaset elbette münakaşa ve müzakere işidir. Münakaşa edeceğiz. Rahmetli Demirel Nur Gölü'nde yatsın hep söylerim. Sizi mecliste izliyorum. Münakaşalarınızı takip ediyorum. Kıvanıyorum derdi. Kıvanıyorum deyince ben de merak ettim. Neye kıvandı diye? Rahmetli, münakaşalarınızı takip ediyorum, kıvanıyorum. Demokrasi tıkır tıkır çalışıyor diyorum dedi. Ama beyefendinin ki münakaşayı çok aştı. İftira, fitne, fesat. Sadece 6 gün, 7 gün herkesin cumhurbaşkanı olduğunu hatırlayıp bunu bir denemesini tavsiye ediyorum. Ve kendisine buradan sesleniyorum. Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı,
fitne odağı olma. Olma. Ve unutma. Çok güzel, benim çok beğendiğim bir söz var. Fitne kapıdan girince birlik bacadan çıkar. Sen Türkiye'nin birliğini bacadan dışarı püskürtme. Türkiye'ye yazık etme. Eğer bu tutumunun, bu yaptıklarının doğru olduğunu düşünüyorsan gel milletin hakemliğine gidelim. Gel seçim sandığını getir. Senin bu tutumun, üslubun, tavrın doğruysa, ekonomi yönetimin ve anlayışın doğruysa al milletten bir yetki, biz de ağzımızı kapatalım. Milletin hakemliğine başvurmadan senin yanlışlıklarına, fitursuzluklarına, zehir saçan diline, kin kusan beynine karşı, zihniyetine karşı hiç şüphesiz mücadele edeceğiz. Bu şekilde muhalefeti sindirmeye, bastırmaya, yıldırmaya çalışıyorsan bu çaban beyhudedir. Bunu da bil. Fenalıklar bitmiyor değerli arkadaşlar. Bugün çocuklar dolardaki artışı söyleyince nereden nereye? Erdoğan'ın tabiriyle 3 lira nereye, 100 lira nereye geldik? Recep Tayyip Erdoğan zihniyeti, AK Parti anlayışı 2003'ün başında Türkiye yönetimine geldi. Nasıl bir Türkiye devraldılar? Şöyle bir Türkiye devraldılar. O zaman 100 Amerikan doları 170 TL'ydi. Erdoğan Türkiye'yi devraldığında tablo buydu. Yavaş 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 dolar yükseldi. Ne oldu? Tarih 24 Haziran 2018. 24 Haziran 2018. 170 liradan aldığı 100 doları 2003'ten 2018'e gelinceye kadar 470 liraya çıkardı. 2002, 2003, 2018. Arada bir 15 yıl var. 15 yılda buradan buraya geldi. Sonra ne oldu? 3 yıl geçti. Bugün 11 Kasım. 11 Kasım. Yetmedi. Burada kalmadı. Tek adam yönetimiyle milletin cebine el girdi. Ve bu 100 dolar 470, 570, 670, 770, 870. Şuradan da alalım. Bendeki bitti. 970. Şuradan da bir 20 bulalım. 990. 995. 996 lira. İşte Erdoğan'ın getirdiği Türkiye bu. Elin 100 doları bizim, arttı mı gene çocuklar? 996 liramız. Kaç liradan aldın? 170 liradan aldın. 170 liradan aldın. Paralar elime sığmıyor. 996 liraya getirdin. 24 Haziran 2018'de ne diyordun? Verin bu kardeşinize yetkiyi. Enflasyonla, faizle nasıl mücadele ediyor? Görelim diyordun. Olmaz olsun. Bu mücadele olmaz olsun. Hiç mücadele etme, hiç bulaşma. Eminim Türk parası böyle yerlerde sürünmeyecek. Yazıktır, günahtır. Dün söyledim. Dün söyledim. Dedim ki 2021'in başında 385 dolar olan asgari ücret 291 dolara düştü. Erdoğan asgari ücretlinin cebinden 900 lira uçtu, buharlaştı, gitti. Bu parayı 2021 için, 22'yi konuşmuyoruz daha. 2022 için bu parayı emek asgari ücretin cebine koy kardeşim dedim. Dün bu saatlerde. 24 saat geçti ve ne oldu? Bugünkü kurla Erdoğan 900 lira değil 945 lira, yani dünden bugüne 45 lirayı daha asgari ücretinin cebinden çıktı, çalındı. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Dün bugün
Al sana 45 lirası daha gitti benim asgari ücretlimin. Ne yapacaksın? 2021 kaybı olan 945 lirayı peşin vereceksin. Bu ay hemen önce onu vereceksin. Sonra Aralık'ta asgari ücret tespit komisyonu toplandığında bu 945 liranın üstüne minimum %20 ama 925'in üstüne %20 de zam vereceksin. Vermek zorundasın. Vermezsen adil olmazsın. Vermezsen zalim olursun. Bu yapılacak. Efendim bunu komisyon toplanıyor falan filan, geç o işleri. Bu yapılacak. Bizim asgari ücretlimizin cebinden çalınan dünkü 900, bugünkü 945 lira cebine koyulacak. Üstüne de 2022 için en az %20, en az zam. %20 işaret etmiyorum. 900'den sonra %20 diyorum. Yani 900'de katarsak demek ki kaç olur? %30-35 civarında bir zamma ihtiyaç var ki asgari ücret senin beceriksizliğinin, iş bilmezliğinin, liyakatsız, ehliyetsiz kadrolarla Türkiye'yi batırdığın noktada düştüğü yerden kalkabilsin. Yüksek fenalıklar devam ediyor. Dünyanın en fenalıklar ülkesi olduk. Dünyanın en pahalı cumhurbaşkanı maliyet olarak Türkiye Cumhurbaşkanı. Dünyada bundan daha pahalı, maliyeti yüksek bir cumhurbaşkanı bulamazsınız, göremezsiniz. Dünyanın en yüksek faizi bizde. Dünyanın en yüksek enflasyonu bizde. Üstümüzde bir Arjantin kalmış. Arjantin var. Bundan sonra en yüksek enflasyon bizde. Dünyanın en yüksek kadın cinayet oranı bizde ya. Bu kabul edilebilir mi değerli arkadaşlar? Ve dünyanın en yüksek rantı bizde. Ve dünyanın en yüksek işsizliği bizde. Beyefendi de caka satıyor, hava yapıyor. Türkiye'yi şöyle uçurdum, böyle uçurdum. Avrupa bizi kıskanıyor diye. Düşük farklılıklarımız da var. Dünyanın en, Avrupa'nın Arnavutluk'tan sonra en düşük asgari ücreti bizde. Avrupa'nın en düşük asgari ücreti bizde. Dünyada da ilk ondayız. Beyefendinin göklere çıkardığı pembe tablo çizdiği Türkiye'de. Paramızın değeri dünyada en düşük. En düşük paralardan. Kırılgan ekonomide beşinciyiz. En kırılgan, bizim üstümüzde, altımızda Lübnan, Angola, Zambiya ve Kolombiya var. Kırılganlıkta, ekonomideki kırılganlıkta dipteyiz. Ve en düşük kişi başı gelir Türkiye'de. Biz şimdi, beyefendi diyor ki bunlar kara tablo çiziyor, karalıyor, iftira ediyor. Ya bunların hepsi devletin rakamlarından, resmi rakamlarından aldık. Bu tabloyu kapatmak için, bu kötü, karamsar tabloyu, krizi geçti artık, buhran tablosunu kapatmak için de muhalefeti karalamaya, toplumu kışkırtmaya devam ediyor. Muhalefeti karalamak, toplumu kışkırtmak, kutuplaştırmak senin bu yarattığın tabloyu örtmez. Örtmez. Hiçbir şekilde örtemezsin. Bitmiyor fenalık diyorum işte diz boyu. 2021 yılında devletin bütçesi bu mecliste 1 trilyon 346 milyarla bağlandı. Şimdi bizim bir varlık fonumuz var değerli arkadaşlar. Varlık fonunun varlığı ne kadar biliyor musunuz? 2 trilyon 169 milyar. Yani 2021 bütçemizin iki katı. Bunun içinde neler var? Mesela Ziraat Bankası var. Hani 750 milyon dolar verildi ya beyefendiye, Erdoğan'ın borazanını çalsın diye. 5 kuruş da ödemedi geriye. Halk Bankası, Vakıf Bank, Borsa İstanbul, Türkiye Petrolleri, Türkiye Denizcilik, hepsini saymıyorum, atlayarak sayıyorum. Milli Piyango var, TürkSat var, Türk Telekom var, Türk Şeker var, Çaykur var, var var var. Kanun bunun denetimini öngörüyor. Ve denetim raporlarının Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesini öngörüyor. 2020 Varlık Fonu denetim raporu halen gelmedi. Neden? Niye gelmedi?
Ekim ayında mecliste olmalıydı. Pardon. Ekim ayında görüşmeleri tamamlanmış olmalıydı. Ne kaçırıyorsun? Ne saklıyorsun? Ne gizliyorsun? Başkanı da sensin bunun. Eskiden damadın da vekilindi. Şimdi damadın hocası herhalde vekil, değil mi? 2 trilyon 169 milyarlık hacme sahip. İçinde Ziraat Bankası'ndan Türk Telekom'a kadar, Türksat'tan Vakıfbank'a kadar bütün kamunun en mühim kuruluşların olduğu varlık fonunun denetim raporu nerede Erdoğan? Ne saklıyorsun, ne gizliyorsun, ne kaçırıyorsun? Bunu da lütfen bize açıkla. Biz söyleyince kızıyor. Fakat bunlar hakikaten tam Bremen mızık açısı. AK Parti'nin 2 tane genel başkan vekili var. Birisi Sayın Numan Kurtulmuş, birisi Sayın Binali Yıldırım. İkisinin son günlerde ettiği birer cümleyi sizle paylaşmak istiyorum. Sayın Yıldırım diyor ki, birbiriyle çelişen konuları ortak akılla ve karşılıklı fedakarlık yaparak çözeceğiz. Ne güzel. Buraya kadar çok güzel. Bunun yolu da birbirimizi dinlemek ve anlamaktan geçiyor. 10 numara 5 yıldız çok güzel. Fakat şu var. Fil dişi kulelerden aşağı bakarak çözüm üretemeyiz. Bunu herhalde Kemal Kılıçdaroğlu'na ve Meral Akşener'e söylemiyor. Fil dişi kulelerden aşağı bakıldığını söylüyor Sayın Yıldırım. Doğru söylüyor. Teşekkür ederim kendisine. Sayın Kurtulmuş'tan da bir cümle okuyayım. İkisi de AK Parti Genel Başkan Vekili. Genel Başkan Saray'da vekiller şeyde Çukurambar'da. Sayın Kurtulmuş da şöyle söylüyor. Enflasyon artıyor ve hayat pahalılığının vatandaşı rahatsız ettiğini biliyoruz. Ben bunu meclise söyleyince Akbaşoğlu çıkıyor kıyamet koparıyor. Ya Numan Kurtulmuş söylüyor kardeşim. AK Parti Genel Başkan Vekili söylüyor. Bunlar ikisi de şimdi yarın bunlara cevap verirler. Öyle demediydim de falan derler. Söyledikleri bu. Kayıtlarda, tutanaklarda, sizde, medyada. Nasıl olacak? Nasıl olacak? Şöyle olacak. Daha büyük fenalıklar olmaması için çok acil bazı önerilerimiz var. Derhal 3600'ü getir. 2,5 yıl önce, 3 yıl önce söz verdin. Söz namustur. Siyasetçinin en olmazsa olmazı sözünün eri bilinmesidir. Ama sen bu 3600'ü getirmediğin sürece sözünün eri olamazsın. Efendim bir EYT meselemiz var. Ben çıldıracağım ya. Niye çıldıracağım biliyor musunuz değerli arkadaşlar? Beyefendi aylar önce dedi ki oh ne ala çift dikiş olmaz öyle şey dedi. Sonra Çalışma Bakanı EYT için çalışıyoruz, komisyon kurduk dedi. İyi döndüler dedim ben de. Hatta dün dedim ki, yani Erdoğan seçim yaklaştıkça millete kulağını vermeye başlamışsın, aferin ne güzel dedim. Dün Fuat Oktay, böyle bir çalışmamız yok dedi, hadi buyur. Erdoğan, şu kabineni bir topla. Daha önce de benzer birbirleriyle çelişen çok açıklamaları var. Evet biz onları gerçi bürokrat memur sayıyoruz ama şimdi ben EYT'ler adına soruyorum. EYT'ler adına soruyorum. Erdoğan'a soruyorum. Sen aylar önce söyledin, çift dikiş dedin. Sonra senin bakanın komisyon kurduk, çalışıyoruz dedi. Senin yardımcın böyle bir çalışmamız yok dedi. Ya böyle devlet yönetilir mi kardeşim? Bir hükümette 3 yetkili 3 farklı şey söyler mi kardeşim? Sana kim güvensin, nasıl güvensin, niye güvensin kardeşim? Derhal ne Fuat Oktay'dan ne Çalışma Bakanı'ndan bir kelime duymak istemiyoruz. EYT ile ilgili Recep Tayyip Erdoğan'dan acil açıklama bekliyoruz. Açıklama yetmez. 3600 ile birlikte EYT meselesini çözeceğini takvime bağlayarak açıklamak zorunda ve çözmek zorunda. Bak Erdoğan, ben sana bir şey söyleyeyim. Bu çiftçi var ya, bu köylü var ya, fenadır ha. Seni fena yakacak. Çok fena yakacak. Öyle köye gidip, ceketi savurup, çeşmelerde abdest alacağım deyip göz boyarak artık köylerden oy alınmıyor Erdoğan.
Senin vekillerin köylere gidemiyor. Çiftçinin traktörü öküzü hacizde diye 100 kere söyledik. Çiftçi borçlarının faizlerini derhal sileceksin kardeşim. 5 reçeteden alacaksın, çiftçiye vereceksin. Nokta. Bunu da yap. Daha fena olmamak için yap. Esnaf, pandemide Avrupa'nın, bizi kıskanan Avrupa'nın bütün ülkeleri esnafını dimdik ayakta tuttu. Hayatta ve ayakta tuttu. Sen hepsini komaya soktun. Derhal esnaf kredilerinin faizlerini silip atacaksın. İsrafı keseceksin, devleti yağmalatmayacaksın, esnafa vereceksin. 5 reçeteden kısacaksın, çiftçiye vereceksin, haramilerden kısacaksın, esnafa vereceksin. Bu kadar basit. Bunu yap. Bir şey daha yap. Bir şey daha yap. Emekliye 84 milyonun gönül borcu var, vefa borcu var, şükran borcu var. Emekli maaşlarını, hem asgari ücretin altında emekli maaşı alan milyonlar var, hem de çok düşük emekli maaşı alan milyonlar var. Türkiye'nin bütün emeklileri aç, aç. Açlık sınırının altında maaş alıyor genel müdürlerin hariç. Bunu nasıl yapacaksın? 3-4 maaş alan avanene diyeceksin ki size bir maaş yeter. Oradan kısacaksın, emekliye vereceksin. Emekliye de vereceksin Erdoğan. Yoksa işin iyi değil, halin hal değil. Bunları sen yapmazsan biz yapacağız. Bak Kılıçdaroğlu taşeron dedi yaptın, iyi oldu. Kılıçdaroğlu emekliye 2 bayram ikramiye dedi yaptın, iyi oldu. Kılıçdaroğlu elektrik faturaları bu ne bu kardeşim bu yüksek kabarık dedi. Orada bir cambazlık yaptın, TRT payını kaldırdın. Sana Kılıçdaroğlu KDV'yi kaldır, %1'e düşür dedi. TRT payını kalktığı tabii iyi oldu ama bir işe yaramıyor. İşe yaramıyor. Ve 5 reçeteyi zengin etmekten artık vazgeç, yeter. Ve kur manipülasyonlarına müsaade etme. Kendin de yapma, akrabalarına da yaptırma, yandaşa da yaptırma. Ve şu 3-4 maaş işini bitir. Kara para aklayanlara sahip çıkma. Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlığına tedbirini kaldıran hakimden, yurt dışına çıkış yasağını kaldıran hakimden, kendisini bakanlıkta kabul eden bakanından bir hesap sor, sormazsan sen de bu kara para aklayıcılarına dahilsin demektir. Bundan da vazgeç. Ve biraz çiftçiyi, biraz esnafı gör Erdoğan. İşler iyi değil. Durum iyi değil. Değerli arkadaşlar, bu vahim tabloda dün beni üzen bir durum oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde biraz önce söyledim, münakaşa ve müzakere hep olur. Ama iş ki biraz nezaket önemlidir. Mecliste zaman zaman ayıplı işler de oluyor. Siyasetçilerin de zaman zaman yol kazaları olur. Fakat dün ilk defa bir şey oldu. Dün ilk defa eline şehitlerimizin kanı bulaşmış terör örgütü yöneticisinden terörle mücadele kahramanı çıkarmanın ayıbı yaşandı. Tekrar edeyim. Eline şehit kanı bulaşmış terör örgütü mensubundan terörle mücadele kahramanı çıkarmanın TRT vasıtasıyla ayıbı yapıldı. Yuh ki yuh, vah ki vah, yazık ki yazık, eyvah ki eyvah. Çok teşekkürler. Paraları toplayalım. Var. Dur tamam. Hiçbir terör örgütü yöneticisi bizim zaten muhatabımız değil. Terör örgütü yöneticisi kişilerin kim açıklamalarına mal bulmuş mağribi gibi atlayarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir leke yapıştırmak mümkün değildir. Terör örgütleriyle ilişki konusunda AK Parti'nin ve Erdoğan'ın sabıkası oldukça kabarıktır. Ve bunlar teröristlerden medet umanlardır. AK Parti cephesi bakımından söylüyorum. Dediğiniz konuyla ilgili bende şu anda bir bilgi yok.
Ama buna tabii AK Parti'nin hemen atladığını mal bulmuş mağribi gibi biliyor ve görüyorum. Burada da arzu ederlerse değişik zeminlerde kimin hangi terör örgütü yöneticileriyle düşüp kalktığını biz de vatandaşlarımıza paylaşmaktan büyük bir memnuniyet duyarız. Evet. İki şey söyleyeyim bu konuda. Birincisi şu, Sayın Bahçeli'nin geçtiğimiz günlerde bir açıklaması vardı biliyorsunuz. Cumhur İttifakı'nda olsak da işlevsel sorumluluğumuz muhalefettir mesajı vardı. Bu Erdoğan'ı muhtemelen üzmüştür ve Bahçeli'ye koltuğun boş burada aman ha beni bırakma mesajı vermiş olabilir. İkincisi şu, bizim Türk milletinin karakteristik özelliklerinden birisi misafirperverliktir. Misafire baş tacı etmektir. Misafiri baş köşeye oturtmaktır. Kaldı ki bildiğim kadarıyla Sayın Karamollaoğlu Erdoğan'dan yaşça da büyüktür, abisizdir. Bu benim söylediğim bir şey var. Siyaset, nezaket ve vicdan işidir. Bu Erdoğan'da ikisi de yok. İkisi de yok maalesef. Ben de hiçbir içerik yok, bilgi yok. Sayın Karamollaoğlu deneyimli, tecrübeli bir siyasetçi. Olsa olsa Erdoğan'a Türkiye'yi içine düşürdüğü hali anlatıp Erdoğan'ın biraz Türkiye'yi ve insanımızın içinde bulunduğu hali görmesine katkı sunmuş veya da sunmaya çalışmış olabilir. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. İyi mesailer. Sağ olun.